Valla pipi oluyor ya. Şöyle böyle temiz çıkacak. Toplu çıkacak yani. Yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Babam rahmetliyle giderdik. Bu benim babamın dedesinin mesleği. Önceden köyümüzden sadece 500 kişi gelirken şimdi bütün köyler dahil 50 kişi lüle taşı ocaklarında çalışan var. Altın, elmas, bütün madenler dünyanın her yerinden çıkıyor. Ama lüle taşı dünyada sadece Türkiye'de ve Türkiye'de de Eskişehir'de çıkıyor. Bundan daha yerli ve milli bir şey tanımıyorum ben. Bütün önceden Kültür Bakanlığı'nın kaydında var bu. Araştırsınlar, baksınlar. Mesela Eskişehir'de lüle taşı ocaklarında çalışan işçi sayısı 10 bin kişinin üzerinde diye kayıtlı bu. Fotoğrafları var. Ordu gibi insanlar geliyor, lüle taşında çalışıyor. Çalışıp ham maddesini Avusturya, Viyana'ya yollamışlar. Dünyada halen Viyana taşı olarak geçiyor bu taş. Yani işler acısı bir durum yani. Bu Türkiye'den çıkıyor, Eskişehir'den çıkıp ihracat edilmiş ama dünya bunu Viyana taşı diye biliyor. Evet. 25 sene evveli tahmini söylüyorum. Bir Hanifi Demirkol diye bir valimiz gelmişti Eskişehir'e. Bu valimiz bayağı 2-3 sene kurs verdirmişti. Şimdi oradan yetişen kişilerle devam ediyoruz yani. Bizim neslimiz şimdi pipo yapmasını bilen, işte satranç takımı, biblo yapmasını bilen o valimizin sayesindedir. Bu lüle taşı biraz daha böyle sanatçılar, işte çıraklar yetişse, ocağa fazla giden olsa Eskişehir'in yarısına sadece bu lüle taşı bakar yani. Bence bu büyük bir sektör ama yok. Çok seviliyor. Çok güzel bir taş. Yani ben bu taşa aşığım. Yani şunu her işimi bırakıyorum, ocağa gelip buna sarılıyorum. Bu işi sevmeyen zaten yapamaz. Beton gibi bak, toprağa bak. Yani çok sert. Evet, maşallah iyi. Bir tane çok oldu yani. Maşallah bu ondan iyi usta. Bu temiz. Taş güzel.
tercüme edeceğiz.